10 Kasım günü sabah erkenden geldik. Burası bomboştu. İçeride neredeyse top oynayacak gibiydi. Yavaş yavaş saat 1'e doğru askerler kiraz tabutun içinde naaşı getirdiler. Şurada taşın üstüne koydular. Biraz sonra Bayar, Cumhurbaşkanı Bayar, 2. Cumhurbaşkanı İnönü, Başbakan Menderes, Meclis Başkanı Koraltan önde olmak üzere 3,5 saat yürüdüler Etnografya Müzesi'nden buraya. Yavaş yavaş geldiler. Hepsi şurada ön tarafta durdu. Bayar merdivenleri çıktı. Benden şöyle 8 metre uzaktaydı. O gün çok iyi hatırlıyorum. Ve ağlaya ağlaya çok güzel bir konuşma yaptı. Yani bakın 70 yaşındaydı. 3,5 saat yürümüştü. Yarım saat daha ayakta kaldı. Ve sizin Anadolu Ajansı'ndan aldığım fotoğrafların birinden şurada merdivenlerden inerken yüzündeki huzuru görebiliyorsunuz. Çünkü aynı Bayar 1 Kasım 52'de Selanik'e gitmişti. Selanik'te Atatürk'ün doğduğu evin boş ve bakımsız olduğunu görmüştü. Oranın da 10 Kasım 53 gününe müze olarak yetiştirilmesini emretmişti. O gün iki açılış birden yapıldı. O gün Ankara'da Atatürk vardı. 7'den 70'e kadar ve herkes Atatürk'ü teneffüs ediyordu eski tabiriyle. Yani Atatürk'ü nefes alıyordu. Ve o gün Ankara'da olabilmek için çok uzak yollardan, çok geri ulaşım imkanlarıyla gelmişlerdi. Ankara'da otel yatağı da yeterli kadar olmadığı için kaldırımlarda yattılar. Ertesi gün memleketlerine dönerken. Herkes o gün Atatürk'ün 2 dakika bile olsa yanında olmak için buralara koşmuş gelmişti.